Evet. Arthur Merkel'in Pan adlı öyküsünde neyi görmüştünüz? Bir kadının erkekleri yok ettiğini, mahvettiğini görmüştük değil mi? Neyi görüyoruz yine psikomitik düzlemde? <laughs> Gördüğünüz üzere <laughs> bu Fedor Sologub'un Güruhta adlı öyküsünde In the Crowd İngilizcesi In the Menge Almancası ne yapıyor? Yine bedeni geri getiriyor. Bedeni nasıl geri getiriyor? Son derece ölümcül bir biçimde getiriyor değil mi? Sizler benden geçen dönem edebiyatta klasisizm dersi aldınız. Bu bağlamda ele alırsanız işiniz çok kolay olur. Bakınız öykü nasıl başlıyor? Ee, Mstislav kentinde kentin 700. yılı kutlamaları planlanıyor. Kent anlatılıyor. Çok ne var? Tüccar var. Çok o, asker var. İşçi var. Memur var. Üniversite öğrencileri var ve o, edebiyatçılar var, yazarlar var değil mi? Yani bir kent olmuş artık. Hatırlayın. Yani ne değil artık bu kent, Fedor Sologub'un bahsettiği bu kent artık wilderness değil. Nereye erişmiş artık? Tamamen kültürün bu tarafına erişmiş. Yani bir kentin kent olabilmesi için her şey mevcut. Mekan olarak gelişmiş bir topografya değil mi? Zengin ve büyüyor. Fabrikalar var, işletmeler var, ve e, nüfusu çok 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 yükselmiş bu e, kentin. O yüzden belediye, kentin belediyesi çok önemsiyor bu 700. yıl kutlamalarını. Moskova'ya gecikmeli bir davetiye gönderiyor ama Moskova buna hiç kızmıyor. E, tarihte bakarsanız Moskova ile bu kent arasında sürtüşmeler var. O ama çok fazla Rus filolojisine giriyor. Yani Fedor bunun seçimi son derece ilginç bu bağlamda. Evet. Paris'e, Londra'ya gönderiliyor davetiyeler. Viyana'ya gönderiliyor. Viyana'dan gelen kartta ne var? Bire içen dolgun yanaklı bir delikanlı değil mi? Göz kırpıyor ve el sallıyor. Tabii ki bu ne? Hepiniz biliyorsunuz. Bu bir bakos çeşitlemesi. Bira. İçen delikanlı uçuyor ve selam gönderiyor değil mi? Neyi görüyoruz burada? Daha ilk başta resmi unsura neşeli ve son derece sanat ...içerikli bir cevap geliyor... ...Viyana'dan... ...Viyana, boyu 2006'da yazılıyor... ...Viyana, Freud'un Viyana'sı... ...diziyi seyrediyorsunuzdur... Ee, ...empresyonizmin Viyana'sı... ...gençlik üslubunun Viyana'sı... ...ve nasıl bir tartışma açılıyor... ...bu kartı gördüklerinde... ...acaba bu işte... Modern diye çevirmiş Alper. Orijinalinde gençlik uslubu yazıyor. Gençlik uslubu nedir biliyor musunuz? Doğayı dondurmak. Yani bir sütun var etrafında sarmaşık ama sarmaşık bronzdan, doğa dondurulmuş. Biz buna gençlik uslubu deriz. Viyana Viyana'da ortaya çıkıyor. Onlar yani doğa donduruluyor, değil mi? Ya da ne diyorlar? Bazıları da Rokoko diyor. Rokoko da bir nevi Klasisizmin ardılı. Niye rokoko diyorlar sizce? Çünkü bir antik referans var. Bira içen bir delikanlı, dolgun yanaklı. Bu bakos. Ama başka unsurlar da olduğu için tam klasik olmuyor. Rokoko oluyor değil mi? Yani hem gençlik uslubunda hem rokokoda ne var? Yorumların ikisinde de ne var? ...klasisizm saklı değil mi... ...gençlik uslu bu... ...Türkçesinde modern diye çevrilen de... ...ne saklı... ...doğanın dondurulması saklı... ...başka ne saklı... ...diğerleri de rokoko diyor çünkü bir... ...antikiteye referans veren... ...ardıl... ...ve modernize edilmiş... ...bir klasisizm söz konusu... ...değil mi... Aslına bakarsanız Rokoko Klasisizm ile Barok'un manierizmi, o şekil arabeskler, ornamentler arasında bir şey ama yine de bu bağlamda çok 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 o daha ziyade klasisizme tekabül ediyor. Çünkü dediğim gibi Fedor Sologub o, ne yapıyor? Dionizos'u zikrediyor. 1906 o, Rus edebiyat tarihinde bu dönem yani Alman, Fransız, İngiliz edebiyatında modernizm dediğimiz dönem tabii ki Rus edebiyatında da var ama Rusya'da bu da modernizm denilmiyor. Şey deniliyor, gümüş çağı deniliyor. Gümüş çağı çünkü neyden? Altın çağdan, klasisizmden sonra değil mi? Ne keşfediliyor? Çok yoğun bir biçimde Ruslar Nietzsche'yi okuyorlar ve Freud'u okuyorlar değil mi? Freud'u okuyorlar ve çok dehşetengiz bir biçimde Schopenhauer'lerini çok çok düzgün biliyoruzlar. Çok çabuk bir biçimde Rusça'ya çevrildiğini biliyoruz. Bunları takip edebiliyoruz. Edebiyat tarihçisi olarak bunlar çok önemli. Alımlama estetiği çok çok önemli. Eğer mesela... Herhangi bir ülkenin edebi bir ülkeye ait edebi eser okursanız böyle bir şeyle bir şeyler geliyorsa aklınıza mutlaka onu verifiye etmek zorundasınız. Ne demek bu? Ay burada sanki Nietzsche'nin tragedyanın doğuşu var. Hemen bakacaksınız çevrilmiş mi o ülke. Diyelim ki çevrilmedi. Acaba o yazar Almanca biliyor mu? Bunlar yani uykuda yapılması e, gereken şeyler. Bir kere öykü neyle başlıyor? Bir kentin medeniyete ermiş bir topografyanın 700. yıl dönümü tarih sahnesine çıkmasının 700. yıl dönümü. Ne hatırlatıyor bu size? Bu size bir şey hatırlatmalı. Gustav Aschenbach ya da 50. doğum gününden bu yana Gustav von Aschenbach. Nedir bu? Gustav von Aschenbach asalet ünvanı alıyor. 700. yıl dönümü. Klasisizmin doruğunda ve resmi diskur değil mi? Resmi diskur. Ee, kente kimler gelecek? Çok önemli insanlar gelecek değil mi? Ne oluyor? Şehir bir nevi kendisini kutluyor. Tarihte artık 700 yıl boyunca e, olgunlaşmış ve artık önemli bir dipnot adeta değil mi? Fedor Sologub'un bu öyküsü gayet tabii ki okudunuz. Dehşet bir çöküş öyküsüdür. Dehşet bir çöküş öyküsüdür. Fedor Sologub bunu nasıl yapar? Çarpıcılığını nereden alıyor? Korkunçluğu nereden alıyor Fedor Sologub? Resmi diskuru 700. yıl dönümü. Dehşet bir biçimde bedenin en korkunç o, ve perifer repertuarıyla karşı karşıya getiriyor değil mi? Dolayısıyla öykü, Thomas Mann'dan örnek veriyorum, Venedik Ölüm'den örnek veriyorum. İyi dinleyin şimdi. Gustav Aschenbach ya da von Aschenbach, 50. doğum gününden bunu ilk cümle, son cümle ne? Ve aynı gün bütün dünya saygıyla titreyerek ölüm haberini aldı. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu başlangıç ve son arasında bir korespondans var. Ee, çöküş korespondansı burada. Demek ki Venedik'te ölümü dekadans öyküsü ne yapıyor? Dekadans öyküsü yapan unsur ne? Gustav Aschenbach ya da von Aschenbach ve saygıyla titreyen bir dünya aslında saygıyı hiç hak etmiyor. Değil mi? Pedofil adam. Değil mi? Yani oluş ile gerçek arasında, pardon, görüntü ile gerçek arasında inanılmaz aşağı doğru bir uçurum var. Aşağıda demek ki bir çöküş hikayesi. Neye benziyor? Tabii ki şeftali bahçelerine benziyor değil mi? Hatırlayın göz alabildiğince şeftaliler vardı. Ah Agah Bey, düzeltecekti burayı. En sonunda gel ki hefim gel diyordu. Ve ne oluyordu? Kaftan giymişti artık çünkü beden sınırlarını aşmıştı. Bakınız, Avrupalı e, Avrupa'yı görmüştü. Ne güzel işler becerecekti resmi resmi. Öyküde de var. Nerede var bu öyküde? İşte 700. yıl. Ve bu üç çocuğun, Nadia'nın, Katya'nın ve e, Lyosha'nın babaları değil mi? Nerede çalışıyor? Defterdarlıkta çalışıyor. Değil mi? Adam ne? Memur. Resmi. E nasıl bir adam? Mal gibi bir adam. Yani her şey görev. Çocukların farkında değil, hayatının farkında değil. Orası çok güzel, orayı bir daha okuyun. Her şey rüzgar gibi geçiyor değil mi? Hayatı geçiyor. Onun farkında değil, bunun farkında değil. Ne yapmış? Bir rolü kapmış, sistemde bir rol. O defterdarlıkta çalışıyor. Ee, yüksek bir memur. Resmi diskur. Resmi diskur ne? Nasıl? Sıkı tutulun. Resmi diskur, çocukların babalarının kişiliğinde dünyanın farkında değil. Dolayısıyla bunu ne yapabiliriz? Bu adamın hiçbir surette bir şeyin farkında olmayışını baştaki cümleye de aplike edebiliriz. Etmemiz lazım. 700. yılı kutluyorsunuz da so what? Göreceksiniz siz öykünün sonunu değil mi? Böyle bir şey var. Bir de tabii ki çok şey e, dramatik. Baba. Çocukların farkında değil. Ne yapamıyor baba? Hiçbir şey sesini çıkarmıyor. izin veriyor. Gidiyor çocukları orada. Parampirçik oluyorlar. Hiç yani. Adam. Evet. Yani görüyorsunuz. Baba ne? Baba çoktan iktidarını kaybetmiş. Nereye geldik yine? Modernizme geldik değil mi? Maternal modernizme. Ne demek maternal? Mitik anlamda maternal. Anaerkil. Şey demek... Eşitlikçi demek. Yani e, hiyerarşik diskurun, klasisizmin diskurunun yarattığı hiyerarşilerin eşitlenmesi anlamına geliyor değil mi? Bunları biliyorsunuz. Pan'dan da biliyorsunuz bunu. Ne yapıyor? Zenginleri gidiyor. Kadın mahvediyor. Ne yapıyor? Eşitliyor. <laughs> evet. E, ee, şehir tarif ediliyor. Şehirde bir e, büyük bir e, tarla var. Adını şimdi unuttum. Oklahoma mı ne? Ee, o tarlanın özelliği orası çok e, vurgulanıyor. Üstteki bitkiler nasıl a, Tarıma elverişli getiriliyor. Sadece bitkilerin üstleri yok ediliyor. Kökler çok zahmetli bir iş olduğu için toprakta kalıyor. Yani o tarladaki e, üretimi hazır, ziraate hazır hale getirilmiş o tarla. Nadas da bekliyor ama nasıl bir şey söz konusu? Kökler, toprak altında kökler. ...gayet... E, ...ürkünç bir biçimde... ...hala oradalar değil mi? Arkaik bir dünyaya... ...sevk ediyorlar. Bunun ne anlama geldiğini... ...en geç bir dahaki... ...perşembe... ...sizin dersiniz... ...perşembe gününe kadar... ...tragedyanın doğuşunu... ...okuyacaksınız artık. Orada o kökler... ...ne anlama geldiğini... ...göreceksiniz. Evet yani orası nasıl bir yer kentin ortasında? Hiçbir surette dolayısıyla medenileşmemiş. Üste hiçbir şey, yüzeyde hiçbir şey görünmüyor. Ama toprak altında Wilderness inanılmaz bir potansiyel olarak bekliyor değil mi? Zaten çok ilginç. Bakınız orada tarlaya ilk gittiklerinde, şimdi ayrıntılara böyle aman aman girmeyeceğim çocuklar. Ben bu öyküyü çok önemsiyorum. Ee, tarlaya giderken güneş batıyor ya işte gök ile yer arasındaki dikotomi çok 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 vurgulanıyor yukarısı serin aşağısı sıcak yukarısında çok güzel rüzgarlar var yıldızlar var ve böyle uzun uzun baktığın zaman yabancılaşıyorsun bir müzik oluyor değil mi müzik oluyor tragedia neyden doğuyordu Nietzsche'ye göre Müziğin ruhundan doğuyordu değil mi? Sonra objektif dünyaya yine geri döndüklerinde her şey birdenbire banalleşiyor. Sıkıştıklarında nefes alabilmek için yüzlerini göğe çeviriyorlar. Değil mi? Ama gökyüzü ne yapamıyor? Gökyüzü hiçbir surette onları kurtaramıyor. Neden kurtaramıyor? Çünkü artık gökyüzü ne olmuş? İktidarsız olmuş. Ne olmuş? Nietzsche'de kalmak gerekirse... Tanrı ölmüş değil mi? Orada ne bekleyemezsiniz artık? Yardım bekleyemezsiniz. Modernizm nasıl gösteriyor kendisini? Bakın başlığında saklı burası çok önemli. Başlıklar çok önemli. Güruhun içinde. In the crowd. In the menge. Nasıl bir şey var? Bir kitle. Bir kitle. Ne olmuş bir kitle? işçilerden oluşan, köylülerden oluşan eski derebeylik yok artık, hiyerarşi piramidi yok. Herkes ayakta kalmaya çalışıyor değil mi? İnanılmaz büyük bir kolektif. Ve şehirde bedava bir şey olacağı için işte 700. yıl kutlamaları sayesinde bir kupa ve kupanın içinde e, şehrin armasının bulunduğu beze sarılığı, fındık. Onun için bakınız ne kadar fakirler. Tabii ki toplum eleştirisi saklı burada. Sistem eleştirisi saklı. Herkes oraya üşüşüyor değil mi? Sırf kent, o kentte yaşayan insanlar değil. Dışarıdan, başka kentlerden, köylerden, kırdan, taşradan, fakir insanlar geliyor. Niye? İşte bu şehirde, Mısislavlı'da ee, bedava bir şey var diye oralara Hücum ediyor insanlar. Evet. Performatif olarak niye uyguluyor Fedor Sologub? Nietzsche'nin kültür kramını uyguluyor değil mi? Heroik çağ. Geçmiş 700 yıl. Doruk. 700. yıl kutlamaları. Ondan sonra ne? çöküş başlıyor değil mi? Çöküş nasıl başlıyor? Bütün buradaki platonizm, tinsellik yok oluyor. Bertaraf oluyor. Değil mi? İptal oluyor. Gökyüzünde güneş bile nasıl son derece ilgisiz. Aşağı bakıyor diyor ki geberin adeta. Çöküş nasıl vuku buluyor? Tinsel yükseliş ve bedensel Çöküş değil mi? Çöküş nasıl? Bakınız Barok'u nasıl tarif ediyoruz? Memento mori, ölümlü olduğunu hatırla ve Carpe diem. Gününü günet, değil mi? Ondan sonra bu öyküde işte bu çatışkı söz konusu eğlenceli bir şeymiş gibi gidiyorlar ama öyle emareler var ki ortalıkta. Şehir tozlu, pis, aslında bakımsız, garip garip insanlar, taşınmış, o komşu ailenin çocukları inanılmaz kötü, hep böyle korkunç şeyler söylüyorlar. Bunlar hep ne? Birer prefigürasyon değil mi? Yani bu şehir klasik dönemlerini çok tam atlatmış modernleşmiş modernleşen her şey gibi ne oluyor? E, sıradanlaşıyor değil mi? Sıradanlaşıyor. Evet. Dolayısıyla o şeye gidildiğinde o kente kentin o e, tarlasına e, panayır alanına gidildiğinde orası ne? Orası tam ne? Tam bir arkaik wilderness. Orada ne oluyor? Adeta o tarla görünmeyen titanik ve bertaraf edilmemiş yok edilmemiş kökleri bunu Fedor Sologup kendisi söylüyor sanki hiç yoktan insanlar var oluyor. İnanılmaz kitonyen bir biçimde bakterini, bakterilerin bölünmesi gibi insan seli oluşuyor değil mi? İnsanlar ne oluyor? Sığmayacak şekilde bir aa, tsunami gibi insanlar pütür pütür ortaya çıkıyorlar. O neyin çok güzel dışa vurumu? Bastırılmışın bilinçaltının korkunç şekilde geri dönüşü. O yüzden herkes birbirini karşı korkunç öfkeli adamlar kadınları bıçaklamaya başlıyorlar. Aa, birdenbire kesif pis bir koku yükseliyor. Diyorlar ki, ay kadının üstüne baslar bağırsakları patladı. Yani ne var burada? Burada şarvalilerin leşi bile saklı değil mi? Ne saklı burada? Titanik kökenler saklı değil mi? Titanik kökenler saklı. Ne son derece etkisiz klasik diskur Son derece etkisiz. Klasik a, olimpik düzen son derece etkisiz. Güneş sadece ne yapıyor? Aynen Albert Camus'un yabancısında olduğu üzere. Güneş sadece görmekle meşgul. Hiçbir surette hiçbir şeye ne yapmıyor? Müdahale etmiyor. Hiçbir sonsala müdahil olmuyor değil mi? İnanılmaz grotesk sahneler var, fantastik sahneler var. Ee, öyle bir insandan bir katman oluşuyor ki bazıları tepeye çıkıp insanların kafasına, omuzlarına, enselerine basarak ne yapıyorlar? İlerliyorlar değil mi? Bir de şey var çok ilginç bu bilinç altının bir bir tsunami gibi bir okyanus gibi ortaya çıkmasını gösteren ne var? İnsanlar yüzme hareketi yapıyor adeta. Boğulmamak için. Ne oluyor? Bütün işte altın çağdan gümüş çağına geçişte bütün o altının değerliliğini, bozulmamışlığını ne yapıyor? Gümüş çağda modernizmle birlikte kaybediyor. İnanılmaz kültür eleştirel bir... E, Modernizm e, okuması, Fedor Solokov'un "In the Crowd" e, öyküsü... şöyle es, tutucu bir e, perspektiften, zira işte modernizasyon, modernleşme şeylerine inanmıyor Fedor Sologub. kitleye hiç güvenmiyor, kitleye hiç güvenmiyor, kitle, kitle psikolojisine kapıldığı an. Fedor Sologov'a göre neye dönüşüyor? Bir canavara dönüşüyor değil mi? O kitle ne yapıyor? Bir değirmen taşı gibi herkes herkesi ezerek öldürüyor. Korkunç arkaik bir vahşilikle yok ediyor değil mi? Dolayısıyla nostaljik bir biçimde eski disiplinli çağlara Özlem duyuyor Fedor Logo. Bunu nereden anlıyoruz? İnsanları çok o, sevimsiz, kötü, leş gibi kokan e, bir biçimde kitleyi, kişiliksiz kitleyi. Çünkü o artık sadece bir et parçası, bir et yığını değil mi? Sırf güdülerle hareket eden, sırf kendisi var olmak istiyor. Var olabilmek için etrafında her şeyi ne yapıyor? E, azgın bir fil gibi eziyor değil mi? Ee, ne oluyor? Neyi görüyoruz burada? Burada e, Nietzsche'nin Diogenos'un korkunç biçimde insanları adeta haksız bir yere eşitlendirdiği eleştirisi var Fedor Sologub'da. Fedor Sologub'un son derece mistik bir tarafı var. Ee, çok ilginç, süreel öyküleri var Fedor Sologub'un. Maalesef Türkçe'de hiç doğru düzgün bir şeysi yok. Yani ben şimdi hatırlamıyorum ama galiba hiçbir şey yok. Ben de Almanca'dan, olmayan şeyleri de İngilizce'den okuyorum. Ee, i̇nanılmaz e, tutucu, konservatif bir tarif veriyor Fedor Sologup. Apolonizmi savunduğu Dionizyaklığın korkunçluğundan şey yapıyor değil mi? Nasıl korkunç bir biçimde dile getirdiğinde dile getirişinden anlıyoruz. Çocuklar şey çok önemli dediğim gibi öyküde abyekt dediğimiz iğrenilmesi gereken nesne. E, unsurlar çok fazla şehir dediğim gibi pis, kirli evler bakımsız, o komşuların evi bir garip, kendi evleri de böyle bakımsız gibi, her yer yani bir, to, bir tozlanmış, bir çöküş var bir dekadan söz konusu, o e, tarladaki insanların iğrençliği, sarhoşlar, ahlaksız ahlaksız şeyler yapılıyor, bazıları çalılıklarda sevişiyor, o kadının ...abdominal bölgesi patlıyor ve korkunç pis bir koku yükseliyor. Hani görüyorsunuz... Aa, ...neyle geliyor Dionysos? İğrenilmesi gereken unsurlarla geliyor. Niye iğrenmemiz gerekiyor? Kendi kimliğimizi koruyalım diye. Evet, aslında bu öykü gayet tabii ki bir mesel. Bir mesel. Neyin meseli? Principium individuationis'in standartize edici modernizmde nasıl eşitlendiği hususunda bir e, mesel. yani e, ne oluyor? Gayet kendi şanslarına münasır olan kişilikler hepsi birbirine benziyor. Hepsi morarıyor. Hepsinin gözündeki ışıltı yok oluyor. Dudakları morarıyor. Devriliyorlar. ve en sonunda eee Yere düşüyor, kıyma makinesi onu da kapıyor. Ne oluyor? Modernleşiyor aslında. Ne oluyor? Bir ıı, sıradan bir ıı, sistemin sıradan bir parçasına dönüşüyor aslında. Biraz mide bulantısı, boynu kırılıyor çünkü birisi topuğuyla boynuna basıyor, boynu kırılıyor, biraz midesi bulanıyor. Sonra ne? Sonra büyük eşitleyici. Ölüm. Yani tabii ki bunu böyle okumak lazım. Bunu böyle okumak lazım. Yani şöyle okumayın. Ay Allah'ım ne korkunç. Üç çocuk oraya gidiyor. Başına neler geliyor. Öyle bir şey değil bu. İngelerin grandioz oluşu. Dehşet engiz oluşu. Sizin zevkinizi hiç bozmamış. Ama bu tabii gayet tabii ki bir mesel. Bir mesel. Fedor Stolokup ne yapıyor? Bir sıkıntısını dile getiriyor değil mi? Evet. Bu ikinci dersimize sayıyorum bunu. Çocuklar bir ders daha yapacağım. Ondan sonra Perşembe günü için hepiniz yani anlamak istiyorsanız bir de yeni sistemde bilmiyorum bu videoları falan yükleyebileceğiz mi yükleyemeyeceğiz mi yüklediğimiz zaman ders saatinden sonra kaldırmamız mı gerekiyor ona göre ayağınıza denk alın bir hiçbir şey bilmiyoruz daha sakın sormayın haftaya ben size şimdi göndereceğim Teams'e Teams'e göndereceğim. Tragedyanın Doğuşu'nu okuyacaksınız. Haftaya biraz Tragedyanın Doğuşu hakkında e, konuşacağız. Tragedyanın Doğuşu'nda şuna dikkat edin okurken. Neyse. Okuyun. Ne dikkat edeceğinizi derste söyleyeceğim. Sonra bu perspektiften bir daha okuyacaksınız. Yoksa unutup gidersiniz. Sorusu olan varsa lütfen sistemden yazsın. Sorunuz olursa yazın, bir şey söylemek istiyorsanız yazın. Evet. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz. Çıkmayın dışarı.